Herkese günaydın. Şimdi Avusturya'nın daha böyle güneyindeki bir yerdeyim. Sanırım bir kilise konsepti. Yani aslında çok sistem mekanizma biraz tabii büyük olduğundan dolayı sanırım hani daha şey görünüyor ama. Burada koca koca araziler var mesela. Kimse göremezsin şeyde. Çekimba burada ayağını nereye takmış. Sandalyenin arkasına düşmüyor yani. Zaten bakalım. Sarhoş kafayı bulmuş. Sandalyenin evet. Biz daha önce geldiğimizde burada ceviz falan da toplamıştık ama. Evet, görmek istediğimiz kapela burada. Şurada hemen. Orayı göstereyim. Orayı da çekmek istedim size. Kapıda yılbaşı için. Belki de hep var. Onu tam açığa çıkmasını engelliyor. Evet, Avusturya'nın bir köyünden mangal. Herkese günaydın. Şimdi Avusturya'nın daha böyle güneyindeki bir yerdeyim. Bir köydeyim. Arkadaşın ziyaretine geldim. Şimdi sabah sabah çekiyorum bunu. Bayağı bir rüzgar var. Akşam burada kaldık. Şimdi kahvaltı öncesi biraz yürüyüş yapıyorum ve biraz da köyü size tanıtmak istedim. Bu köyde işte kiliseler, mezarlıklar nasıl bir yer olduğu konusunda biraz fikriniz olsun diye. Sanırım bir kilise konsepti. Burada koca koca araziler var mesela. Kimse göremezsin şeyde. Bir traktör gelir, her şeyi yapar yani. Çekirsin. Aa evet, şimdi bunun yakınına gidelim. Şarap ezme aleti. Çok eski. Bizdeki şey gibi. Üzüm ya da üzüm, pekmez. Böyle şarap mahzenlerinin içinde oluyor. Evet, bu bir şey, üzüm, daha doğrusu şarap yapımı için, üzümü sıkmak için bir sistem. Bu biraz büyük herhalde. Köyün ortasında belki de herkes kullansın gibi de olabilir. Yok yok. Artık kullanamıyor ama. Kullanmak için, bu bir şeyin içindeydi. Şarap yapan böyle bir mahzenin içindeydi. Evet. Sadece şimdi dışarıya koydular bunu, hani millet görsünler biraz. Görünüş amaçlı. Yoksa mesela burada var birkaç tane, şimdi bakamayız ama birkaç tane bu aletin mahzenlerin içinde olduğu mahzenler var yani. Destek mi? Ha, vida şeklinde yapmışlar. Bunlar çevirdikçe aşağı evet, iniyor doğru. Ve baskı yapıyor. Evet. Yani aslında çok sistem mekanizma biraz tabii büyük olduğundan dolayı sanırım hani daha şey görünüyor ama. Restoranlarda ya da. Restoran dedim, burada gasthouse dedim yani misafir evlerinde içki içiliyor ve bu çok eski. Daha yani filmlerde bile görürüz böyle mesela şu. In vivo veritas, bu Latince olması lazım. Vino, yani bizim Lazca'da da biliyorsun. Vini aslında bizim Lazca'dan geliyor. Vino adı. Vino wine'dan geliyor. Wine işte, wine yani şarabın şeyi. Böyle şarap yani, eski bir süsleme. Çekimba burada ayağını nereye takmış? Sandalyenin arkasına düşmüyor yani. Zaten sarhoş kafayı bulmuş. Ayağını sandalyeye takmış ki yuvarlanmayayım ben yani. Evet, gayet mantıklı. Böyle esprili bir. Bu, espri değil yani, buranın kültürü bu. Yok yani, anlatmak çok şey yok. Daha önce geldiğimizde burada ceviz falan da toplamıştık ama ceviz ağaçları var. Şimdi ceviz ağaçları arada böyle denk geliyor falan ama hani burada tabii ki herkes kendine bir eski dedesinden kalma hani geriye dönük olarak köy zaten öyle bir şey. Ocak dediğimiz şey kalıyor. Kimisi buna bakıyor, ilgileniyor. İşte burada gördüğünüz gibi bir evi. Hmm.
belediye başkanı. Anca bu kadar belediye başkanı bizde olsa. Şatomato falan ama güzel, çok şirin. Yani babası da belediye başkanı yapmış yani. Ailecek belediye çok, başkanı. Yok, çok eskiden yani. Şurada bir şey var, ona bir bakalım. Evet, bu böyle. Bu bir mangal şeyiydi önceden sanırım. Değil mi? Ama cüce koymuşlar. Espriydi, mizahı şey olsun. Barbekü. Evet. Görmek istediğimiz kapela burada. Şurada hemen. Şöyle, şurada. Küçük bir kilise diyelim. Yani bu tarz küçük köylerde tabii hani normal kilisenin dışında böyle işte küçük ibadet yerleri oluyor. Onlardan biri burada şu an şöyle. Ona bir bakacağız. Gayet şirin, küçük bir şey. Kapıda yılbaşı için belki de hep var bir cam süslemesi. İsa'nın Meryem Ana'yla bir figürü. Etrafını dolaşalım. İçini göremiyoruz şu an. İçini göstermek isterdim ama. Melek figürleri var. Böyle bu şekilde. Evet, karşımızda şu an gördüğümüz martıl olarak geçiyor zaten. Yukarıda da yine camiye girmiş insanlar. Aşırı rüzgar var. Buradan yürümeye devam ediyoruz. Diğer kapeleye uğrayacağız. Orayı göstereyim. Orayı da çekmek istedim size. Şu an gerçekten böyle hani bir köyün tepesinde olduğumuzu. Yine geleneksel haçlı motifi. Burada çift haç var. Görüyorsunuz. Çift haç. Yani küçük bir bina zaten, sembolik. Bir tür işte yine dediğim gibi bölgesel olarak o sınırları biraz daha dini olarak da şey yapmış oluyor. Gözlem diyelim, koruma diyelim. İstasyon gibi düşünün. Yani küçük bir yer var tabii, şu an kullanmıyor ama büyük ihtimalle işte buradan sorumlu burasıyla ilgili olan insan ileride, ki ev şu an şey olmuş durumda. Burası da bu şekilde. Evet, buradan tekrar köye doğru yürüyüş yapıyoruz. Geri dönüyoruz. 10 dakika 15 dakika falan sürecek. Tepeleri tırmandık. Oraları gösterdim ben size. Avusturya'nın Oberschulz bölgesi için bir küçük gezi oldu bu. Hem size de burayı biraz tanıtmış oldum. Bununla ilgili olarak yorumlarınız olursa, sorularınız olursa cevaplamaya çalışırım. Hani buraya sonuçta çok böyle normal turistlerin geleceği bir yer değil. Ama küçük şirin bir köy diyelim. Kasaba da diyebiliriz. Kasaba büyüklüğünde değil aslında ama evet, yani o bölge olarak geçiyor. Evet, böyle. Şimdi az sonra arkadaş bize bu bölgenin hayvanlarından kesilmiş, işte hayvanlarından elde edilmiş etle bir barbekü yapacak. Biz de yavaş yavaş acıktık zaten. Bakalım nasılmış barbekü. Ama şöyle bir şey söyledi bana etle ilgili. Yeni bir şey öğrenmiş oldum. Eti 58 derecede bir poşetin içerisinde biraz ısıtıyor. Bu da amaç, işte etin içindeki o karbonhidrat ve yağlardaki o doku, bir şey, bir ismi var tam şu an ben de bilmiyorum. Onu tam açığa çıkmasını engelliyor ve etteki işte bu sertleşmeyi bu şekilde önüne geçiyor. Çünkü normalde ısınınca belli bir 50-60 ya da 60 üzerinde sanırım et sertleşiyor. Onun
önüne geçmek için böyle bir şey yapıyor. Bir nevi buhar üzerinden, o poşet üzerinden böyle bir mühürleme sistemi yapıyor. Bakalım nasıl olacak? Yumuşak ve lezzetli olduğunu söylüyor, olacağını söylüyor. Onunla ilgili olarak da ağzını sulanmazsa bir kare bir görüntü paylaşırım. Bu videoya eklemiş olurum. Avusturya'nın, daha doğrusu Viyana ve bölgesinin tarihsel olarak tabii ki hani bizim tarih kitaplarından bildiğimiz bir Viyana kuşatmaları var. Tabii ki buradaki insanlar bu durumu travmatik olarak, yani çok Osmanlı durumunu, işte Türklerin akın akın gelmesini, işte Haçlı seferleri, bunların hepsini biliyorlar. Tarihlerde de hani bunu öğretiyorlar ama yani bunların bakış açısı bu konuda biraz daha farklı. Hani bu işin savaş boyutunda herkes için zor, herkes için farklı sonuçları oldu ama ortak bir sonuç, savaşın bir şekilde hiç kimseye yaramadı. O yüzden hani Avusturya olsun, bu bölge özellikle Viyana bölgesi için çok farklı etnik grupların, çok fazla Çeklerin, Macarların, Slovakların çok uzun süredir birlikte yaşadığı, işte bir dönem krallıklar, imparatorluklar ve diğer hanedanlıkların yaşandığı bir bölge olması burayı çok daha kültürlü, çok daha farklı ve aynı zamanda işte bu bahsettiğimiz adalet, yönetim gibi devlet kurumlarının yerleşmesi ve bunların işlemesi için de ön ayak olmuş. O yüzden Avusturya bu anlamda örnek ülkelerden biri. Zaten mesela NATO'ya üye değil, tamam Avrupa toplumuna üye ama NATO'ya üye değil. Tarafsızlık ilkesini genel olarak benimseyen bir ülke. Hani bunu neden anlatıyorum? Özellikle her şeyin böyle kutuplaşmaya başladığı dünyamızda böyle şeylerin aslında önemli olduğunu vurgulamak için yapıyorum. Biraz da işin bu boyutunda, hani tarihsel boyutunda böyle şeyler de var. Öyle kısa bir anekdot yapmış oldum. Yani vlogları yaparken biraz da tarihten, tamam herkesin belki de ortalama olarak bildiği konular ama hani burada yaşayan biri olarak sonuçta böyle bir bilgiyi de hızlıca size aktarıyorum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Eski bir bomba sistemi hala çalışıyor da olabilir. Nerelerde işte kuşlar için, hayvanlar için de bir alan. Köylerde genelde, yani genelde derken bunu şu anlamda söylüyorum, bir yaşam kültürü, bir anlayış var. O da düzen, doğaya saygı ama aynı zamanda teknolojiyi de gerektiği kadar kullanmak, çok abartmadan. Dikkat ederseniz daha çok bölgeye özgü işte ahşap ya da işte betonama, tek katlı çatısı mutlaka olan. Zaten bunları devlet sizden istiyor. Yani olmasa o size sağlıyor. Köy evleri bu şekilde. Bu bölgede böyle tabii. Gördüğünüz gibi bal üretimi de yapılıyor bu köyde. Evet, o müthiş alevin ardından böyle bir mangal durumu var. Size bahsettiğim, yolda bahsettiğim o et hazırlanıyor. Evet, Avusturya'nın bir köyünden mangal yapıyoruz. Et, Amerika. Gördüğünüz gibi Amerika. Her tarafımıza girdi. O yüzden çok şey yapmayın yani, Amerikalılara kızmayın. Amerikalılar her yerde.